Merhaba arkadaşlar. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 dersinin ikinci programında Encümeni Şuara dediğimiz şiir merkezli dost sohbetlerinden bahsedeceğiz. Encümeni Şuara'nın edebiyat görüşü ve tarihçesi konularını işleyeceğiz. Siz de hazırsanız başlayalım. Dönemin başında edebiyat derneklerinin, lokallerinin, kulüplerinin henüz bulunmadığı çağlarda şiir sohbeti yapmak ve kendi şiirlerini duyurup başkalarının okuduklarını dinlemek isteyenler için çok seçenek yoktu. Nasıl ki taşıdaki meraklıları aşık kahvehanelerine, ağa konaklarına, köy odalarına toplanarak bu zevklerini tatmin ediyorsa, şehirdeki şairler ve şiir meraklıları da nüfuzlu bir ismin malikanesine davet olunarak şiir konuşurlardı. Gelenekte çoğunlukla güçlü ve sanatsever bir koruyucunun kanatları altında yapıldığını gördüm, gördüğümüz encümeni şu aralar, şairlerin kendini ona beğendirme mücadelesine dönüşürdü. Oysa 18. asırdan sonra hami-şair ilişkisi bozulunca şairler kendi evlerinde toplanmaya ve birbiriyle çekişmek yerine şiir üzerine daha etraflıca düşünüp daha usta sohbetler edilmeye başladılar. Böylece toplantılar bir caize yarışması olmaktan çıkıp şairin ve şiirin niteliklerini geliştiren akademik birer fikir alışverişine dönüşmüştür. Kaynaklarda zaman zaman encümeni edebi, Meclisi Şuara, Encümeni Hikmet veya Encümeni Şiir gibi başka isimlerle de karşılaşılır. Bu durum Encümeni Şuara adlandırmasının bir cins isim olduğuna işaret etse de bu isim 19. asrın müstakil bir topluluğunun özel adıymış gibi kullanılır. Encümen 1861 baharından itibaren sadece bir sene kadar devam edebilmiş olsa da gerek müdavimleri gerekse destekçileriyle edebiyat tarihimizde küçük fakat önemli bir bölüm işgal etmeye hak kazanmıştır. Encümenin münakaşalar ve hayatın beklenmedik cilveleriyle çabucak dağılması, mensuplarının artık şiir yazmayı ve şiir hakkında düşünmeyi terk ettikleri anlamına gelmez. Bu kişilerin poetik anlayışlarını teker teker yaşamaya ve yaşatmaya devam ettikleri söylenebilir. Hal böyle olunca encümenin etkilerinin bir yıla hapsedilemeyeceği de anlaşılır. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra bile şiirlerinin toplu halde basılması ancak bu tarihten sonra mümkün olabildiği için gerçek değeri de çok sonraları anlaşılan encümen şairlerinden söz edilebilir. Bunların etkileri de hesaba katıldığında topluluğun ortadan kalkmasından çok sonra bile kendini hissettirmeye devam ettiği söylenir. Encümene şu ara şairin klasik değerlerinin iyice zayıfladığı fakat modern değerlerinin de henüz kendini kabul ettiremediği bir ara devrinin en önemli toplaşmasıdır. Onda batılılaşmanın başından beri varlığını hissettiren mutavassıt tavrının bütün özellikleri fark edilir. Yeniliğe karşı çıkmamak fakat eskiyi de tamamen reddetmemek, eskiyi ortadan kaldırmaya kıyamamak ama onu dönüştürme azmini de hep korumak, batılılaşmaya hoşça bakmak fakat taklide de muhalefet etmek bu tavrın belirgin özellikleri olarak sıralanabilir. Encümen şairleri dozu kaçmış bir batılılaşmayı frenkleşme sayarak uzak durmaya çalışırken iyice doğuya çekilmenin yanlışlığının da farkındadırlar. Şiirlerinde batılı tarzda bir yenilik aramak boşuna olacaktır. Çünkü onlar 19. asrın en yaygın hastalığını taşırlar. Yapılması gerekeni bilir fakat kalemleri bağlanı verdiğinden yapamazlar. Bilmek ile yapabilmek arasında sıkışıp kalan şairin bu engeli aşması için Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamit nesline kadar beklemek gerekecektir. Şiir bütün edebi formlar arasında en köklü ve en kuralcı olanıdır. Onun geleneğini kırıp da bir şeyleri değiştirmek fevkalade zordur. Tanzimat sonrasının roman, tiyatro gibi formları zaten Osmanlı edebiyatında bulunmadığı için onlar kendi gelenekleriyle alınır ve öylece kabul edilirler. Oysa batılı şiirin forma ve temaya ait unsurları zaten asırlar boyu yavaş yavaş kemikleşmiş olan bir şiir geleneğinin içine sızmaya çalıştıkları için büyük bir dirençle karşılaşırlar. Dolayısıyla Osmanlı şiirinde bazı taşların yerinden oynaması gerekiyorsa bunun ilk adımı batının damgasını taşıyan nazım unsurlarının girişiyle değil, gelenekli unsurların çimentosunu gevşetmekle köklerini sallamakla olur. Bunun için izlenilmesi gereken yol şiirin öncelikle formel, sonra da tematik malzemesini tartışmaya açmaktır. Divan tertibi mutlaka böyle mi olmalıdır? Kıta gazele benzese ne olur? Gazel, kasidenin görevini üstlenemez mi? Kaside ve gazel gibi formların mutlak vezni aruz mudur? Hece vezniyle söylenseler ne çıkar? Ve bunun gibi soruların ardından tematik denemeler gelir. Çağın etkilerini mazmunlaştırmak, imgeyi görselleştirmek, geleneğin bazı mazmunlarını köhne, hatta iğrenç bularak terk etmek, kadın ağzından gazel söylemek, mensur şiirin doğuşunu hazırlamak gibi pek çok tecrübe gerçekleştirilir. Encümeni Şura'nın kurulduğu döneme bakacak olursak, bu tarihlerin Avrupa'da romantizmin vatan, millet, hürriyet, cumhuriyet gibi sosyal değerleri yücelttiği, kamuoyu kavramının yeni yeni duyulmaya başlandığı ve sosyolojinin doğduğu tarihler olduğu görülür. Osmanlı ise bir yandan ıslahat fermanıyla gelen sosyal dönüşümü yaşarken, diğer yandan da Kırım Harbi'nin etkilerini üzerinden atmaya çalışır. Rejim kendi muhaliflerini doğurmuş ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni besleyecek meşrutiyetçi fikirler filizlenmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda encümen şairi de sosyal bir varlık ve entelektüel olarak şiirini sosyal konulara daha fazla açma ihtiyacı hisseder. Tanzimat'ın getirdikleri ve götürdükleri yönetim zaafları Rüşvet, yolsuzluk, insanlığın iflası, ekabirin kibri, iltimas, maaşlarda tensikat, sanata ve sanatkara ilgisizlik, alafranglaşma, liyakatsizlik, becerikli devlet adamı yetişme işi, zayıflayan inançlar gibi pek çok mesele şiire taşınır. 19. asırda şiir didaktik tarafını kuvvetlendirirken toplumu şekillendirme ve yönlendirme vasıtası olma özelliği kazanır. Şiir, muhalif sesin en güçlü enstrümanı haline gelirken encümen de bu gelişmelere ayak uydurur. Encümeni, şuaranın kısa ömrünü fazlasıyla aşan bir etki alanı olduğunu söylemiştik hem encümeni aldıktan sonra da aynı çizgide ilerlemeye sürdüren eski müdavimler hem de basın ve basın dünyasının büyümesiyle onların şiirlerinin daha geniş bir okur çevresine ulaştırılabilmesi bu etkiyi artırmıştır. Bu programda size encümeni şu toplantılarının genel özelliklerinden bahsettik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.